Ve onu şöyle tutsam. Alalım, tamam. Öncelikle susam yağımız var. Bu cildimizdeki kuruluğu gidermek için 5 yemek kaşığı ölçü olarak alıyorum. Bütün yağlarımızdan 5 yemek kaşığı koyacağız. Biberiye yağımız var. Biberiye yağı gerçekten selülitlerde olmazsa olmaz. Vücudumuzda özellikle çok az bir yangı yapacak. 5 dakika kadar bir yandığını hissedeceğiz. Bundan korkmayın. Ama alerjik reaksiyona karşı bilek içinizde deneyebilirsiniz rahatlıkla. O yanma iyi bir şey mi? İyi bir şey. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Aslında bizim yapmış olduğumuz bütün makineli işlemlerde de hep bir ısı veririz. Ya da kan dolaşımı hızlandırmak için cildin kızartmaya çalışırız. Bunda da aynı şekilde cildinizin hafif pembeleştiğini, kan dolaşımının arttığını. Bu bizim selülit için olmazsa olmazımız. Güzel. Hatta çok ünlü bir dermatolog vardır. O yağını da değil, özellikle acı biberi kaynatıp onun suyuyla masaj yapmanızı ister. En etkili selülit kremlerinin içerisinde olan maddedir, öyle söyleyeyim. Bak, o astığınız evlere, balkonlara var ya şu kırmızı kırmızı biberler. Kaynatıyorsunuz. Evet. Onunla kendinize masaj. Evet, yine şeyi de, biberleri de elinize alıyorsunuz ama eldiven giyerek yapın. 10 dakika yanacak vücudunuz ama gerçekten nasıl incelmeye başladığınızı ve sıkılaşmaya başladığınızı görebiliyorsunuz. Bak bu süper, göbek. Göbeği uygulayabilirsiniz. Göbek. Evet. Simitlerimiz sağ olsun. Kolda işe yarar mı? Kolda kalın kolda olabiliyor bazen. Kolda da tabii ki, özellikle bayanlarda kollarda da selülit dalgalanma görüyoruz. Yağlanma fazla olduğu bölgelerde de rahatlıkla uygulayabilirler. Bak, bunda yağı kullanıyoruz şu anda. Bunu ilk defa duydum, biliyor musun? Şu normal kırmızı biberleri kaynat, fokurda diki. Sonra biberi yut, yiyip yiyebiliyorsan. Suyunu da vücudunda. Peki o su, sadece o su yeterli mi? Yeterli. Biberleri de eline alacak. Biraz yanacak o vücut. Ha, biberlerle beraber 10 yapacağız. 10 dakika sonra yanmanız bak kesiliyor. Yıkanıyorsunuz ondan sonra. O sırada eşinize görünmeyin, ne yapıyor bu, kendi kendine demesin tabii. Peki ya, evde bu işi... çok boş vaktimiz var. Bak, sizi izliyoruz. Bir şeyler yiyoruz. Düşünün. Buna da 10 dakika ayırabiliriz rahatlıkla. Dur, ne soracaktım? Ha, biz şeyi de seviyoruz biraz. Böyle mesela bunu sürelim. Streç filmle kaplayalım kendimizi, yürüyüşe çıkalım. Evet. Ya da benim daha çok sevdiğim, yatalım uyuyalım mümkünse. Çünkü bütün gece o bizi böyle bir güzel zayıflar. Sabaha bir kalkmışız 60-90. Öyle bir şey bulsam önce ben size söyleyeceğim. Hepimizin hayali o ama hareket yoksa eğer ne yağlarımızdan kurtulabiliriz ne selülitlerimizden kurtulabiliriz. Bu yağı çok rahatlıkla vücudunuza uyguladıktan sonra fırçamızla masaj yapalım. Bir de kendimize streç filmle saralım. Arkasından kıyafetlerinizi giyin. Bütün gün ev işinizi yapabilirsiniz. Hareket. Hareket evet, sonuçta. Sonra da bir duşunuzu alırsınız temizlik sonrasında, selülitlerimizin rahatlıkla gitmeye başladığını görebiliriz. Sonradan da kulaklarımızı çınlatmayın çok yanarsanız. Vallahi onu bilemiyorum ama işte yanma iyi geliyor demek ki. Peki evet, susam yağını koyduk 5 kaşık. Evet, şimdi, biberiye yağımız şimdi bahsettiğimiz. Eğer bu bahsettiğim biberi haşlayarak yapılacak olana vaktimiz yoksa yağını da kullanabiliriz. 3. 3 ve anam bayağı yanacağız yalnız, 4. Yok, bu çok yakmaz yağımız, hafif. Ha, bu biberi kendimiz yaparsak asıl. Yanıyoruz. Peki. Şimdi o ne? Susam diyorlar bak. Susam, biberiye, kekik yağımız var. Susam, biberiye. Şimdi bu ne? Bu da ödemi atmak için kullandığımız. Çünkü selülitin en büyük nedeni ödem. Ama bu yağları kullanıp su içmezsek, yürüyüşümüzü yapmazsak... Sadece yağ sürmekle kalırız. Yok, yine etkisi olacaktır. Ancak, ama daha az. Evet, daha az olacaktır. Peki bu bizi şişirmeye engel olan hangi yağ? Kekik yağı. Evet, ödemimizi gideriyor. Süper. Kekik yağını ben en çok şeyde seviyorum. Hiç böyle boğaz pastili falan kullanma. Hafif grip olduğumda, boğazlarım ağrımaya başladığı zaman da kesme şekere bir iki damla damlatıp tükettiğinizde boğaz ağrısını gerçekten o gün geçirdiğini göreceksiniz. İnanılmaz fark getiriyor. Bir tane bana kesme şeker getirir misiniz? Yanarsın. Kimin boğazı ağrıyordu? Ay, dur bakayım, çok güzelmiş hem de minik şekere. Evet. Bak, kekik yağı süper. Kekik yağı evet. Duş suyuna da koyduğunuzda onun buharıyla, çocuklarınızda özellikle mesela gerçekten gribe birebir geliyor. Şey yapsak, çocuğun odasına eskiden buhar yapardık. Şimdi çocuğu böyle yaptırmak zor gelebilir. Gerçekten çocuğun öyle. Çocuğun odasına fokur fokur kaynayan suyu koysak, içine kekik yağı olabilir, koysak. Evet. Ya da şey, oda... kalorifer peteklerin üzerine koyun. Orada bütün burnu, genzi açılıyor. Çok rahatlıyor gibi çocukta. Sağ ol bir tane. Şu